Burası 3. Band 5. Kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Her şey bu anonsla başladı. Bugünden sonra herkes televizyon nedir, nasıl izlenir, bir kadar izlenebilecek mi diye birbirine sormaya başladı. Yurt dışında, Almanya'da çalışanlar Biga'ya tatile geldiklerinde televizyondan söz ediyorlardı. Ankara ve İstanbul'a yaşayanlar orada televizyon yayınlarının başladığını, çok güzel programlar olduğunu anlatıyorlardı. Televizyonu yaşlılara tarif etmekse şöyle oluyordu. Radyonun resimlisi. Tabii bu tam anlatmıyordu ama böyle tarif ediliyordu. İlgi gittikçe artıyordu. Büyük şehirlerde televizyon yayınları izlenmeye başlanmıştı. Ve tabii Bigalılar da televizyonu artık izlemek istiyorlardı. Ama aradan 4 yıl geçmesi gerekecekti. 1972 yılında, yani tam 50 yıl önce, yerel basında bir haber çıktı. Bigalılar Ağustos sonunda televizyon izleyebilecekler. Ağustos sonunun bir özelliği vardı. 1972 yılı olimpiyatları yapılıyordu o yıl. Ve Türkiye'de katılıyordu. Hatırladığım kadarıyla güreş alanında da iddialıydık. Olimpiyatlar televizyonlardan naklen yayınlanıyordu bütün dünyada. Tabii Türkiye televizyonu da yayınlıyordu. Bigalılar da bunu izlemek istiyordu. Özellikle güreş müsabakalarını izlemek istiyorlardı. Bu kaymakamlığı, belediyeyi harekete geçirmişti. Ve Biga'da televizyon yayınlarının izleneceği duyurulmuştu. Yaz aylarında televizyon nedir, nasıl izlenir, yani ne yapacağız da izleyebileceğiz gibi sorular kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladığında yerel basın bir dizi haber yapmıştı. Televizyon nedir? Evet, bugün 50 yıl sonra baktığımızda gülümseyerek, ancak hatırladığımız, gülümseyerek okuduğumuz bir haber bu. Ama o günün Bigalılar için çok önemliydi. Kim yapabilirdi bu haberi? Sormuşlar, soruşturmuşlar ve uzunca bir süre Amerika'da yaşamış subay Ahmet Sucukan'ın televizyonu bildiğini keşfetmişler ve ondan bir yazı dizisi hazırlamasını istemişler. O da çok uzun sürecek bir yazı dizisi hazırlamış Biga Birlik gazetesine. İlk yazı 10 Temmuz Pazartesi 1972 yılında. O gün Birlik gazetesi pek yakında televizyon Biga'da diye bir başlık atmış. Pek yakında, yani 30 Ağustos'ta Biga'mız televizyona kavuşmuş olacak. Bu münasebetle okuyucu ve hemşerilerimize bir hizmet olsun diye bu işlerden anlar kıymetli bir hemşerimiz tarafından hazırlanan bir yazı serisini yarından itibaren yayınlamaya başlayacağız diye bir haber yapmış ve ertesi gün hemen yayın başlamış. Televizyon hakkında kısa bilgiler vermiş önce Ahmet Sucuk'a. Televizyon nedir, kaç liradır, faydalı mıdır, zararlı mıdır, gözleri bozar mı, bozmaz mı, bir eve nasıl monte edilir, nasıl çalışır, ne gibi arıza ve aksaklıklar yapar, bunlar nasıl giderilir, televizyon deyince derslerin çalışmayan öğrencilere ne yapmak lazımdır vesaire gibi sorulara cevap alacak açıklamalarla okuyucularımıza ve halkımıza faydalı olmak istiyoruz diye bir giriş yapmış ve demiş ki televizyon sesini dinlediğimiz şeylerin aynı anda kendisini de gösteren bir nevi radyo cihazıdır. Radyo cihazların memleketimize ilk geldiği günlerde sesin gelişini hayranlıkla takip eden halkımız daha o zaman "ah şu konuşanı da bir gösterse" demiştir. Televizyonu da tanıtmış Ahmet Sucuk'a. Tabii şöyle canlandırın 50 yıl öncesini, o yılları hatırlamayan genç arkadaşlar, hiç bilinmeyen, görülmemiş bir cihazdan söz ediyoruz. Cihaz ilk başta ön yüzü camdan yapılmış bir radyoya benzer. Cam yüzüne ekran denir. Resim bu ekran üzerinde seyredilir. Ses radyoda olduğu gibi kenardaki bir hoparlörden çıkar diye anlatmış. İşte çalıştırma düğmeleri vardır, resim ayar düğmeleri vardır, hassas ayar düğmeleri vardır diyerek devam etmiş. Televizyonun çok faydalı olduğundan da söz etmiş yazı dizisinde Ahmet Sucuk'a. Memleketin ana davalarını inceleyen, hal çareleri arayan meslek ve siyaset yetkililerin yaptığı
yaptıkları açık oturumları, parlamentodaki mühim olayları, orada bulunan birkaç kişi gibi televizyondan takip ederek olaylarla ilgili kişileri ve değerlerini de yakından takip edebileceğiz demiş. Peki başka ne işe yarayacakmış televizyon? Uzun uzun bunları anlatmış. Demiş ki hanımlar kendi noksanlarını televizyondan öğrenecek ve televizyon sayesinde bunları telafi edeceklerdir. Sabah kahvaltısı saatlerinde ev hanımlarına sabahları yapılacak işler, dikkat edilecek hususlar, kahvaltılıkların hazırlanması gibi işler o anda televizyonda gösterilecek ve öğretilecektir. Öğleden evvel çamaşır yıkanması, leke çıkarılma, pasta, börek, yemek vesairenin pişirilmesi gibi konularda televizyonda canlı bilgiler verilecek. Hanımlar televizyonda pişen yemeğe bakarak, aşçı başını dinleyerek aynı yemeği televizyonla birlikte pişirecek. Televizyonda pişen pastaya bakarak aynı anda kendisi de o pastayı pişirecektir. İlk zamanlar böyle bir yayın olmadı ama bugünün gençleri eminim gülümseyerek dinliyorlar bu haberi. Yıllar sonra televizyonlarda sabah kuşağı programlarında gerçekten de bunlar oldu. Ahmet Sucuka devam etmiş. Demiş ki çok enteresan aile hayatına ait özel filmler gösterilecek ve filmdeki hanım ile beyinin hataları oradaki seyircilere sorularak aile kültürü televizyonla geliştirilecektir. Radyodaki plaktan mevlütler yerine canlı mevlütler ve büyük cenaze merasimleri, Ramazanlara ait faaliyetler yine canlı olarak televizyonda görülecektir. Anarşistler faaliyete geçmişse her biri fotoğraflarıyla 36 milyonu her gün gösterilerek kolaylıkla tanınmaları temin edilecektir. Atatürk'ün kabrine 36 milyon birden gidemeyecek ama 10 Kasımlar'da 36 milyon Atatürk'ün kabrindeymiş gibi olup bitenleri canlı olarak takip edecektir. Evet, böyle ilginç tanımlamalar yapmış. Daha sonraki bölümlerinde televizyon antenleri nedir, nasıldır bunlardan söz etmiş ve tabii adım adım Ağustos ayına gelinmiş. Ağustos ayında herkes nasıl izleyeceklerini, ne yapacaklarını merakla beklemeye başlamışlar ve 30 Ağustos günü gelmiş. Birlik gazetesinde manşet haber, müjde, televizyon Biga'da, olimpiyatlar net olarak seyredildi. Olimpiyatlar dolayısıyla Çamlıca Tepesi'nde inşaatı henüz bitmemiş olan 143 metre yükseklikteki verici anten kulesine yerleştirilen geçici ve zayıf bir anten İstanbul Televizyonu'nu 5. kanaldan vermeye başlamıştır. 27 Ağustos'tan bu yana 5. kanaldan yapılan yayınlar Biga'da net olarak görülmüş ve olimpiyatlar zevkle takip edilmiş. Meraklı televizyon sahiplerine antenlerini İstanbul istikametine tevcih etmelerini ve hassas ayarlarını yaptırmalarını tavsiye ederiz. Hemen birkaç gün sonra yine bir manşet haber. Televizyon Biga'da çok başarılı oldu. Olimpiyatlarla birlikte Biga'da alınmaya başlanan televizyon yayınları ilçemizde ses ve resim olarak iyi denebilecek şekilde seyredilmektedir. Halkımızca merak ve zevkle takip edilen Türkçe televizyon ve olimpiyat yayınları Çanakkale, Gönen ve Bandırma'da da seyredilmektedir. Bu bakımdan şanslı ve başarılı olan ilçemiz televizyon alanında civar ilçeleri şimdiden geçmiş bulunmaktadır. İlçemizde bugün 10 adetten fazla televizyon cihazı çalışmaktadır. Bu sayı pek yakında hızla artacaktır. Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir bilmeyenler için. Neredeydi bu televizyonlar? Nerede izleniyordu? Bakın Biga'nın sesinde 12 Eylül 1972 Salı günü bir manşet haber. Biga'da ilk kez televizyon seyreden halk trafiği alt üst etti. Bu zamana dek birçok olaylara tanık olduğumuz kentimizde şimdiye kadar büyük kalabalığın caddeleri kapatarak trafiği aksattığını görmemiştik. Münih olimpiyatları başladığından beri belirli ticarethanelerde bulunan televizyon cihazlarının başarılı ve net bir şekilde yayın yapması tüm halkımızın dikkatini çekmekte. Hatta çok kez izdiham yüzünden trafik bile aksamaktadır. Son olarak ilgi ticarethanesi sahibi Hüseyin Kaptan'ın kurduğu televizyon bu zamana dek seyrettiklerimizin içinde en net yayını yapmaktadır. Cumartesi ve pazar günleri televizyonda gösterilen reklam ve olimpiyat haberleri
cadde üzerinde toplanan meraklı seyirciler yüzünden trafiği aksatmıştır. Meraklı televizyon seyircilerinden bazıları televizyondan gördükleri bu büyük ilgi üzerine birer tane almak istediklerini söylemişler. Ancak fiyatının yüksek oluşundan bu heveslerinden şimdilik vazgeçmişlerdir. Tabii daha sonra evlere de yavaş yavaş alınmaya başlandı. Antenler ev çatılarına yükselmeye başlandı. Olmuyor, çevir, görüntü gitti, görüntü geldi seslenmeleri mahallelerde yankılanmaya başlandı. Televizyon kahvehanelere de hızla girmeye başlamıştı. Örneğin işte Ağustos ayından 3 ay sonra Kasım ayında yine Biga'nın sesinde bir haber. Avcılar ve Atıcılar Derneği de televizyon aldı. Birçok kentlerde olduğu gibi kentimizde de televizyon salgını hızla yaygınlaşıyor. Daha şimdiden evlerdeki televizyon sayısı 50'ye yaklaşıyor. Birçok aileler de yeni yeni siparişler için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Ev ve dükkanlardaki televizyonları kulüp ve derneklere sağlanan televizyonlar izliyor. Bu cümleden olmak üzere şehir kulübü ilk televizyonu satın alıp kurdurmuştu. Bunu kentimiz Avcılar ve Atıcılar Derneği takip etmiştir. İlk 3 akşamdan beri Avcılar ve Atıcılar Derneği'nde oturulacak yer dahi bulmak güçleşmiştir. Zira meraklılar erkenden gelmekte, programı izlemek üzere bekleşmektedirler. 2 yıl sonraki yaz, yani 1974 yılında Belediye Parkı'na da televizyon kondu diye bir haber yine Biga'nın Sesi gazetesinde. Yine aynı gün bir başka haber televizyon sinemaları etkiledi. Televizyon göstergesinin son günlerde daha olumlu sonuçlar vermesi üzerine birçok kahvehane, park ve evlerin televizyona fazla rağbet etmesi üzerine halkımızda sinemalara karşı ilgisizlik başlamıştır. Ve 1976 yılının Kasım'ında ilçemizde 2500 adet kayıtlı televizyon var haberiyle artık televizyonun tamamen hayatımıza girdiğinin bir göstergesi olmuş. Evet, 2022 yılı Ağustos'undan 50 yıl geriye gittiğimizde Biga'da ilk televizyon yayınının başladığı güne geliyoruz. Hatırlayanlar için çok ilginç, hiç bilmeyenler için de sanırım şaşırtıcı bir program bu.